Bütün magazin programları şu anda Gülizar'ı konuk etmek istiyorlar. Yani en azından bir yazılı açıklama istiyorlar bizden. Telefonlar da susmuyor. Çocuklar da bana soruyor ne yapacağız diye. Çok güzel oldu. Hiçbir şey yapmayacağız Baran. Bekleyeceğiz. Bu ülkede bu işler böyle. Ne kadar saklanırsan o kadar star olursun. Şarkının kaç milyon indirildiğini gördünüz mü? Yıkılıyoruz. Gördün mü magazinin gücünü? Vallahi senden korkulur patron. Kart abi. Kart abi ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Gerçekten çok üzgünüm. Ben de Gülizar. Ben de. Yani böyle bir skandala ne yapacağımız konusunda bir fikrin var mı acaba? Şimdi Kartal Beyciğim lütfen siz de böyle şey yapmayın. Benim kızım zaten bu durumdan çok etkilendi, üzüldü. Görüyorsunuz, farkındasınız. O Mine'nin timsah gözyaşlarına siz Allah aşkına inanıyor musunuz yani? Aa, bunların hepsi külliyen yalan. Yok efendim kardeşim, kardeşim demeler. Hiç olacak şeyler mi ya bunlar? O benim kızımı bulsa bir kaşık suda boğabilecek bir insan. Suzan ablacığım bir saniye. Sen de bir nefes al. Şimdi Kartal Bey, ben şarkının yaratıcılarından biri olarak hem de Gülizar'ın yakın arkadaşı olarak şöyle bir şey söyleyebilirim size. Yani bu elim olaydan dolayı bir açıklama yapmayı borç bilerek aynı zamanda olayın vehametini ben göz önünde bulundurarak şöyle bir şey söyleyeyim. Bir saniye Kartal Bey, ben... Gülizar, ben senin müziğe olan aşkını gördüğüm için peşine düştüm. Şarkılarının saflığı, sendeki doğallık bana bambaşka geldi. Ama böyle bir magazin figürü olmak istediğini bilseydim sana hiç yatırım yapmazdım. Ne ben magazin figürü falan olmak istemiyorum. Ben sadece işimle gündemde olmak istiyorum. O zaman tarafını seç Gülizar. Sana güvenmem için bana bir şey ver. Basının önüne çık. Ve her şeyi yalanla. Nasıl yani? Ben anlamadım hiçbir şey. Ama yalan değil. Yani Mine'nin anlattıklarının... Hepsi yalan değil. Sen bilirsin. Ya müziğin ya aşkın. Kararını ver. Vay vay vay, sen ne atınmışsın kızım, magazinler falan. Ne oluyor lan? Ne oluyor be, manyak mısın? Evet, manyağım. Ne yap, ne yaptın? Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Gülizar Hanım biraz sonra basın toplantısı için bizlerle birlikte olacak. Beklediğiniz için şimdiden teşekkürler. Gülicim, emin misin? Bak bu kararın dönüşü yok. Başka çarem yok size. Gülizar Hanım merhabalar. Skandal haber için ne diyeceksiniz? Ablanızın dedikleri doğru mu? Toplum bu yasa karşı nasıl çalışacak sizce? Arkadaşlar... Merhabalar. Öncelikle. Ben sözlerime şunu söyleyerek başlamak istiyorum. Her insan bir hikaye. Ve her hikayenin bir başlangıcı ve bir bitişi var. Siz bugün benim hikayemin sonunu okudunuz. Ben kendim baştan en doğrusuyla anlatmak isterdim. Fakat olmadı. Neyse lafı fazla uzatmayacağım. Bu sabah ablam Mine Sepetçi'nin yaptığı açıklamayla ilgili çok kısa ve net bir şey söylemek istiyorum. Ben Murat'ı seviyorum. Onun için her şeyi göze aldım. Ve evet, beraberiz.